Meral Akşener belirledi. Yerel seçimlerle ilgili en net açıklamasını yaptı. Diyor ki gerekirse kaybederiz ama her ilde seçime ayrı ayrı gireceğiz. İttifak siyasetine karşıyım. İfadesi bu Meral Akşener'in. Cebimizin gündeminde ise daha bir önceki orta vadeli plan tutmamışken yenisi açıklandı. Yılın sonuna 3,5-4 ay var ve yıl sonu dolar, ortalama dolar kuru tahminine baktığımız zaman orta vadeli planda yıl sonunda doların 30 lirayı geçmesi bekleniyor ki bu iyimser bir tahmindir orta vadeli planda açıklanan. Hepsini konuşacağız. Hemen konuklarımı tanıtayım sizlere. Figen Çalıkuşu hukukçu bizimle birlikte, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi akşamlar. Cem Toker, Liberal Demokrat Parti'nin eski genel başkanı. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doçent Doktor Burak Cop, siyaset bilimci, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Emin Şirin, 22. dönem milletvekili, siz hoş geldiniz. Ankara stüdyoda da bizi CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem bekliyor. O da birazdan bize katılacak. İkinci bölümde de ekonomist Profesör Doktor Aziz Konukman bizimle birlikte olacak. Detaylı olarak dediğim gibi hem siyasi konuşacağız hem ekonomiyi konuşacağız. Şimdi bütün konuklarımdan yerel seçimlerle ilgili ayrı ayrı girmek neleri değiştirir, o yerel seçim matematiğini soracağım ama öncesinde herkesten bir tur Akşener'in açıklamaları ile ilgili bir genel yorum almak istiyorum. Bir, Akşener'in ifadeleri önemliydi, ittifaka karşı olduğunu söyledi. O sesi bir dinleyelim, ardından hızlıca başlayalım. Milletin sesini değerlendirmedi arkadaşlar. Sen onları kötülemek zorunda değilsin. Sen onları övebilirsin, orada da bir sorun yok ama biz her yerde ayrı gireceğiz. Şimdi ben bunu dike getireceğim. İstanbul ve Ankara dahil mi? Ankara dahil. Söylenen şu, yani ben de katılıyorum bu arada. Ama arkadaşlarımızın mesela şöyle bir durumumuz var. Nelerden mesela çok incinen şey. Efendim ben el yükseltmek için, İYİ Parti el yükseltmek için bunları yapıyorum. Şimdi bu dediğim ya hani candaş yandaş hikayesinden ortaya çıkan o resimde şimdi bu kafayla gidildi askere, tez alınıyor tezkere. Bugün itibaren, siz ne zaman yayınlayacaksınız bunu? Yarın inşallah. Yarından itibaren ne annem kalacak, ne babam kalacak. Buna hazırım. Çünkü bakın, buna hazırım. Merkez sağdan size gelen layık. Buna hazırım. Hazırsınız. Buna hazırım. Can isteyen istediğini yapabilir. Ben bu ittifak siyasetine şiddetle karşıyım. Konuşacağız üzerine bu arada biraz önce duyurdum ama CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in son dakikada bir toplantısı çıktığı için danışmanı aracılığıyla bizlere katılamayacağını bildirmiş. Onu bir belirteyim ben de şu dakika itibariyle bu yayın iptal edildi. Gündüz görüştüğümüzde editörüm tarafından teyit edilmişti bu yayın. O yüzden ben de açılışta bu şekilde duyurdum ama bize de gelen son dakika bilgisi buydu. Cem Bey sizinle başlayayım. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Akşener'in açıklamalarını? Özellikle İstanbul ve Ankara için genel idare kurulunu işaret etmesi Meral Akşener'in hala bir açık kapı bırakır mı? Herkes kapıyı aralık bırakıyor. Her konuşan o ittifak partilerinden Babacan olsun, Davutoğlu olsun herkes önce bir tabanına hitaben biz her yerde tek başımıza gireceğiz. Ama sonra kapıyı da aralık bırakıyorlar. Çünkü biliyorlar ki o 6 partinin 5 tanesi ben gayet rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Tek başına bir tane 81 ilden birini kazanamaz. Tek başına kazanamaz. Onun için şimdi Meral Akşener'in ittifak kültürü öldü. Bu seçimin 28 Mayıs'ın 14 Mayıs'ın en büyük mağduru şu benim çok hoşuma giden ittifak kültürüydü. O alışık olmadığımız bir tecrübeydi Cumhuriyet tarihinde. Öyle Türk siyasetinde göremezsiniz, duyamazsınız. Uzlaşı, taviz vermek, ortak paydalarda anlaşmak. Anlaşamadığımız konuları bir kenara koymak falan. Bu bana çok umut veriyordu. Ama maalesef seçim sonucu bundan sonra şeye kadar seçime kadar gördüğümüz şekilde son 1-2 senede öyle bir ittifakı ben kolay kolay bir daha görebileceğimizi zannetmiyorum. Ama evet birliktelik, işbirliği onu da kullanıyorlar işbirliği. İttifak yok, işbirliği var. Ama makul olan budur eğer samimilerse.
bazı illerde sen aday çıkarma, benimkini deste, ben şurada aday çıkarmayayım, seninkini destekleyeyim diye o kapıyı aralık bırakmaya mecburlar. Meral Akşener, şimdi yani tamam ittifak kültürü bir mağdurdu ama burada Kılıçdaroğlu da bilhassa seçimden sonraki söylem ve duruşlarıyla kendi partilileri tarafından bile samimiyet testinden geçemiyor. Güvenirlik testinden geçemiyor. Seçmen nezdinde zaten o yokmuş. Yani Kılıçdaroğlu ne vaatlerle girdi bu seçime ama o vaatlere bile inanmadı seçmen. Ondan sonra da Kılıçdaroğlu'nun söylemleri hala işte ben o koltukta oturmasını yadırgıyorum. Pek çok insandan duyuyorum. Daha bugün hayatında CHP'den başka bir partiye oy vermemiş 70'li yaşlarda bir Cumhuriyet kadını diyeceğimiz bir hanım bana Kılıçdaroğlu o koltuktaysa ben sandığa gitmeyeceğim dedi. Yani böyle bir ortamda böyle bir Kılıçdaroğlu'nun peşinden hangi parti gidebilir onu sorgulamak lazım. Benim bakış açım böyle. Ben evet ittifak görmeyeceğiz ama işbirliği kapısını da herkes son dakikaya kadar aralık bırakacaklar. Ama bu söylem devam ederse seçime kadar Erdoğan karşısında zaten muhalefet yok. O zaman Erdoğan çok kolay alır ve Cumhuriyet Halk Partisi için kaleleri çantada keklik değildir artık. Ne Eskişehir, ne İzmir, ne diğerleri. Yani zaten oralarda, siz benden daha iyi bilirsiniz, eskiden merkez sağın kaleleriydi, Demirel'in kaleleriydi. Özal'ın kaleleriydi onların hepsi. 2002'de laikler paniğe kapıldı. Bir tek parti kaldı. Doğru Yol tarih oldu. ANAP tarih oldu. Kime sığınacağız? İşte mecburen CHP'ye sığındılar. Dolayısıyla yani büyük sürprizler bekliyor olabilir CHP'yi eğer toparlanmazlarsa. Yalnız madem Meral Hanım söz konusu bir şey söylemek istiyorum. Genel merkezinde şu voleybolcu kızları, kadınları bir ağırlayıp bir kutlasaydı bir kadın olarak, bir kadın, Türkiye'nin tek kadın siyasi lideri, parti başkanı olarak neden bunu yapmaya çekiniyor? Bence puan toplardı partisini. Belki davet gitmiştir önümüzdeki günlerde. Ettiyse tebrik ederim ama etmediyse de yadırgadım. Etmiyorsa da yadırgarım. Yani muhafazakarlığa oynamak için bu şeyi kabul edilemez davranışı bu takımın bazı oyuncularına, geneline orada hata yaptı diye düşünüyorum. Söyleyebilir miyim? Tabii, buyurun. Bu yerel seçim ittifakını aslında erken konuşuyoruz. Çünkü meclis açıldığında Erdoğan anayasa değişikliği mi, anayasa paketi mi neyle gelecekse o zaman bu CHP'nin meclise taşıdığı sağ partiler ve İyi Parti'nin önce duruşunu görelim bakalım ki herhalde taban onu bir görecek. Ne paket gelecek? O paketin içindeki bam telimize basacak maddeler var mı? Değişiklik önergeleri var mı? İşte aile yapısıydı, LGBT'ydi, ilk dört maddeydi. Ne gelecek onu bilmiyoruz. O geldiğinde Meral Akşener nasıl pozisyon alacak partisi? Davutoğlu nasıl pozisyon alacak? Deva, Saadet nasıl pozisyon alacaklar? Ondan sonra ancak bir ittifak, seçim, işbirliği falan ondan sonra gündeme gelir gibime geliyor. Bilgen Hanım ne dersiniz o anayasa değişikliği paketi başörtüsü dediğimiz zaman benzer bir tabloyla karşı karşıya kalır mıyız bu seçimlerde? Bence kalacağız. Yani oylar bölünecek. Eğer demin dedim bugünkü duruşlarını korurlarsa her ne kadar aralık kapı bırakıyor olsalar da onun için ben kaleleri artık çantada keklik değil muhalefetin. Çünkü oylar bölünecek. 2019'daki başarının çok özel nedenleri vardı. Ama o şartlar 2024'te mevcut değil. O çerçeveden bakıyorum. Öte yandan bence İstanbul'u iki kere üst üste kaybetmeyi Erdoğan siyaseten de kaldıramaz. Kendi tabanına da izah edemez. Yani koskoca devletin başındasın.
girdiğin her seçimi kazanıyorsun da bu İstanbul'u iki kere nasıl kaybediyorsun muhalefete diye. Bunun olmaması için elindeki bütün gücü İstanbul'a yağacaktır. Yani bugün devletin bütün kaynakları, kurumları, bakanlıkları, bürokrasi, her şey bir parti genel başkanının, Erdoğan'ın iki dudağının arasında. Bence işte, öte yandan bir de şu var, İmamoğlu'nun siyasi yasağı durumu. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde İmamoğlu'nu yargıyı kullanarak kulvar dışına attı. Yerel seçimde de bence Erdoğan'ın İstanbul'da korkulu rüyası, o kadar korkulu olmasa da yani göreceli olarak konuşuyorum, çıkaracağı aday karşısındaki en büyük tehdit, rakip İmamoğlu olur. O yüzden o olasılık da var. Burada olasılıklar üzerinden konuşuyoruz. Ama 94 ruhundan Erdoğan oyların bölünmesini mi kastediyor, yoksa Refah Partisi'nin sizin de örnek verdiğiniz gibisi kapı kapı dolaşıp öyle semt, mahalle, ilçe ayrımı yapmadan yok CHP kalesiymiş, yok oranın kalesiymiş falan, kadınların işte bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır diye küçük kahve paketli, yani taban siyasetine inanan bir siyasetçi. Onu da iyi yaptı, tamam, iyi de öldür, hakkını yeme. Ona da şey yapıyor, vurgu yapıyor bence 94 ruhu derken. Doğru biliyorsam, rakamlar ezberimde değil, bu seçimde AKP'nin de oyları düştü. Düştü. Yani Erdoğan bunu da... 2002 seviyesine düştü. Ya, bak 18.536.000 oy aldı. 18 milyon. Yani Erdoğan'ı bu da demek ki... %7 gibi bir rakam var benim aklımda. 7 puanlık. Evet. Evet, Erdoğan yenilgiyi kolay kolay hazmedebilen, kabul edebilen bir siyasetçi değil. Yani hiçbir zaman rakibimi tebrik ederim, bu demokratik yarıştı falan diyecek bir siyasetçi değil. Hatta bir ara aday da olmuş da hangi seçimde? 89'da Beyoğlu'na aday olmuş. Beyoğlu'na aday olmuş, ortalığı birbirine katmış. Öyle böyle değil. Üçüncü gelmesine rağmen ikinci gelen ANAP adayıymış. Orada demişler ki arkadaş, ikinci biz geldik, senin verdiğin tepkiyi vermiyoruz. Sen üçüncü geldin, ortalığı birbirine katıyorsun. Yani sabıkasını alıyor, ilk sabıkasını alıyor orada. Hakaret ettiği için hakim. Öyle mi? İşte görüyorsunuz. Hatta bir gecim, iki gecim biraz içeride kalıyor kefaletle. 91 seçiminde de o zaman tercihli oy Mustafa Baş'a kaybetti. Var. Necmettin Erbakan rahmetli kestiriyor Tayyip Erdoğan oylarını. Hmm. Erdoğan partisinin oy oranına bakıp milletvekili seçildiğini zannediyor. Ama tercihli oylarla bir başkası milletvekili Mustafa olunca orada da biraz yine ortalığı karıştırıyor. Dolayısıyla yani bu oyların bölünmesi 94'te olan tekrar olabilir. Bunu Ankara'da da görebiliriz, İzmir'de de görebiliriz, İstanbul'da da göreceğiz. Mevcut pozisyonlarını muhalefet liderleri korurlarsa. Benim şunu söylemek istiyorum. Bence Kılıçdaroğlu meclis aritmetiğini hiç önemsemedi. Tabii. Onun tek bir hedefi vardı. Tabii. Sinekten yağ çıkarayım da Cumhurbaşkanı kaybedersem de büyük farkla kaybetmeyeyim. Onun için Bağımsız Türkiye Meral Partisi'ne... Meral Akşener bugün 60 milletvekilinden bahsetti kendisine teklif edilen. Yani hani CHP'nin milletvekillerinin böyle dağıtıldığını görüyoruz. Evet. Yani o Davutoğlu Babacan falan herhalde o milletvekili sayılarını görünce kendilerine verilen yani rüya görüyoruz. Çimdikle beni falan demişlerdir birbirlerine. Çünkü ne istediyse verdi. Bağımsız Türkiye Partisi'ne 1000'de 1 oy almış. 2018'de seçime girmemiş. 2015'te 1000'de 1 oy almış, partiyi ziyaret etti. Artık bana kimden ne koparırsam, işte o danışman konusu. Şimdi tam ona gelecektim. O danışmanlar da bile aynı şeyi konuştu. Danışman konu 26'sında ikinci tura 2 gün kala belki bir şey koparırım diye o kadıncağızla paylaşıyor. 26 Mayıs'ta doğru gördüysem tweetinde beni danışman yaptı diyor. Şeyle tesettürlü resmini, ondan bile medet ummuş demek ki Kılıçdaroğlu. Onun için şimdi Türkiye'nin başına ne çorap ördüğünü tekrar ediyorum. Anayasa
meclise geldiğinde göreceğiz. Tabii. Kılıçdaroğlu bugün Cumhuriyet tarihinin en çok siyasal İslamcının temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oluşmasında rol sahibidir. Ve toplumsal yapıda aslında bundan bu kadar uzaklaşmışken. Uzaklaşmışken. Yani bravo. 2011'de değiliz yani. Ha, aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi yani bunları daha önümüzdeki aylarda meclis açıldıktan sonra bunlar çok daha ciddi bir şekilde gündeme gelecek. Erdoğan ekonominin ne halde olduğunu görüyor. Erdoğan cin gibi adam yani yılların siyasetçisi. Gündemi değiştirmesi lazım. Toplumu germesi lazım, bölmesi lazım. Bunu neyle yapacak? Anayasayla yapacak. Ve yine çok partili rejim 70 küsur sene. Biz böyle bir şey yaşamadık, böyle bir ortam. Çünkü bugünkü Türkiye'nin durumuna siz biraz değindiniz. Bakın, bir iktidarı demokratik bir ülkede, yarı demokratik bir ülkede denetleyen birkaç güç vardır. Birincisi yasama erkidir. Emin Bey zaten yasama erki diye bir şey yok. Erdoğan'ın belirlediği, seçtiği adamlar var. Muhalefetinkiler de rol şey orada. Konu mankeni. Konu mankeni, bravo. Yasama yok. Yargı zaten ortada. 2028'e geldiğimizde Erdoğan'ın yeni yapacağı atamalarla Anayasa Mahkemesi Recep Tayyip Erdoğan Mahkemesi olacak. Zaten bugün yargının durumu ortada. İmamoğlu olsun, muhalefete yönelik çifte standartlı yargı kararları olsun. Yasama yok. Yargı yok. Dördüncü güç medyanın üzerinde Rütük demokrasinin kılıcı gibi sallanıyor. Sizleri, hepinizi, sizler de dahil, bizler de dahil otosansüre zorluyor. Ama bak, Tele1'i bir hafta kapattım. Merdan Yanardağ'ı içeri al. Ağzından zaten çıkana dikkat et. Bin kere düşün, bir kere öyle konuş. Şimdi buna zorladığı zaman özgür basın yoksa zaten demokrasi yoktur. Dördüncü en önemli unsur sadece demokrasilerde olan şey muhalefet. Saddam'a da muhalefet yoktu. Hitler'e de muhalefet yoktu. Kuzey Kore'de de muhalefet yok. Ama seçim var. Ama seçim var. Türk milleti de bizler de dahil seçim olduğu için biz Türkiye'de hala demokrasi varmış gibi burada tartışıyoruz. Muhalefet ne yapar, kazanır mı, oyu artar. Hepsi hikaye. Erdoğan ölene kadar o şeydedir, koltuktadır, o makamdadır, nokta. Onun için muhalefet bu haldeyken. Muhalefet amacı odur değil de hani bununla karşı mücadele etmenin mümkün olduğu sonucu da çıksın doğru politikalarla. Arzu ediyorsanız çıksın, iyimserseniz. Mesela Mısır'da kaç tane muhalefet partisi var biliyor musun? 100. Girdim Google'a baktım. İran'da 40 tane muhalefet partisi var. Ben Kahire'ye gittim 2-3 kere. İşte oyumuz 4'tü, 5'e çıkardık. %20 arttırdık falan diyor. %25 arttı oyumuz diyor. Ama Sisi, söyle adını mübarek, 1981-2011. Orada da parlamento var, muhalefet partileri var, 4 sayıda bir seçim var. Bazı seçimleri Müslüman kardeşinin girmesine izin vermiş dönem. İzin vermiş, vermem. Yani onlar da demokrasicilik oynayan ülkeler var. Gerçek demokrasi olan ülkeler. Burada da demokrasicilik oynanıyor. Bu çerçeveden bakınca hiçbir iktidar döneminde Türkiye'de sağ olsun, sol olsun, koalisyon olsun meydan bu kadar boş kalmamıştı. Türkiye'de muhalefet yok. İşte bu cümlenin üzerinden gitmek lazım. Yani ümit oradan doğabilir. Çünkü bu yerel seçimlerde bir kere şöyle söyleyeyim. Bu partiler, bu muhalefet partileri bu halden giderlerse yerel seçimden sonra yoklar. Doğru. Siyaseten yoklar. Şunu da izin verirseniz söyleyeyim. Her yerde söylüyorum. Buna kalpten inanıyorum ben. 2002'deki en büyük hasar merkez sağ oldu. Tabii. Türkiye'de 20 küsür senedir merkez sağ yok. En büyük eksiklik Türk siyasetinde odur. Bu birisi hani siyaset boşluk kaldırmaz falan derler. Yerel seçime kadar asla bir şey yetişmez. Zaten CHP ne olacak, İYİ Parti ne olacak, yerel seçim sonucu ne olacak ama ondan sonra 2028'e kadar bir merkez sağ derken de onu da tarif edeyim. Ben şunu anlıyorum. Özal gibi Güneydoğu'ya da gidebilen, gönül rahatlığıyla oranın seçmeniyle de empati kurabilen, diyalog kurabilen, Karadeniz'e de giden, Trakya'ya da giden, Demirel gibi, Özal gibi
hem Anadolu Müslümanına, yani kendi dinini yaşayıp laiklikle barışık, cumhuriyet değerleriyle barışık ama dinini, inancını özgürce yaşayan insanlara hitap eden bir sağdan bahsediyorum. Bu Erdoğan'ın korkulu rüyası olur. Doğru. Bunun çıkıp da sivrilmesine, güçlenmesine izin verir mi Erdoğan rejimi, o ayrı mesele. O öyle bir lider çıkar da bunu ben sağa toparlayacağım, merkez sağa derse, onun da önüne, İmamoğlu'nun önüne koyulan engeller gibi. Akşener o iddiayla çıktı ortaya ama başaramadı. Yapamadı. Onun demek ki özünde yokmuş. Şimdi yani mayasında yokmuş, parti örgütünde yokmuş belki. Ona göre ben bir ara heveslendim. Turan Çömez, Fakı Baba falan bir şeyler. Hani bazıları, Ümit Özdağ ayrıldı, birkaç sivri isim. Yani ben önce çakma MHP ile mi karşılaşacağız dedim. Sonra ümitlendim. Bazı yeni isimler katılınca falan. Ama yok, yok. Hala. Bu bıraktığın yerden devam etmeye müsaade edin. Çok özür dilerim, bir araya gireyim mi? Çünkü bölmem gerekecek, reklamım geliyor. İsterseniz önce bir reklamı verelim ardından hiç bölmeden aradığımız üçüncü... Vatandaşlık verilen devşirme seçmenden medet uman bir siyasi odak olarak teşhir edersiniz. Bunun da sonucunu elde etmeye çalışırsınız. Bırak Suriyeli'yi, Libyalı'yı, Afgan'ın kaçının vatandaş olduğunu. Depremde kaç bina yıkıldı, kaç insan öldü, kaç milyon seçmen adres değiştirdi. Bunu seçimden önce kanallarda iktidar sözcülerine sorduğumuzda azar işitiyorduk. Sen karamsarlık mı yayıyorsun? Biz hepsinin adresini teker teker biliyor, o çadır kentlerde. O konteynerlerde kim yaşıyor, kimin adresi nerede, bunlar bilinmiyor. Seçimden sonra enkazdan ceset çıktı. O hala seçmen mi görünüyordu adresini? Yani, kesinlikle görünüyordu. Birisi onların da oy kullandı mı? Eminim, herhalde kullandı. Eminim. Yalnız şunu söyleyeyim, kimsenin de vaktinden almak istemem. Türkiye'nin yeni anayasadan önce yeni bir siyasi partiler kanununa ihtiyacı vardır. Onu da bu genel başkanlar yapmazlar. Yapamazlar. Çünkü mevcut yasa onlara diktatör yetkisi vermiştir. Onun için hiç değişim meyişim olmaz. Bir de siyaset ego işi. Şimdi farz edelim, Özgür Özel şey yaptı, aday oldu, seçildi genel başkan. İmamoğlu'na da dedi ki abi sen bir 5 sene daha şeyi götür, İstanbul'da başarılı olursun. 2028'de seni aday gösteririz. Siz zannediyor musunuz ki Özgür Özel 4 sene parti genel başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti ana muhalefet partisi genel başkanlığı yaptıktan sonra ha ben kenara çekileyim de İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayımız olsun. Yani bu egolar falan olduğu mu? Böyle bir şey düşünemezsiniz bile. Yine şeyler çıkıyor. Yani Abdullah Gül, şimdi bu, Erdoğan modeli ben, olmaz. Şimdi bakın hayır, ben daha önce yapmazlar. Ben daha önce Cem Bey'le çıktığım bir programda bu ego meselesine dair ilginç bir anekdot anlatmış. 2002 seçimlerinden sonra 2002 veya 2007, 2002 gitmişsiniz biz pek çok parti liderine. Zannediyorlarmış ki ben adımı koysam %5 oyum. Şimdi şu var, neden bahsettiğiniz gibi bir risk var veya ne ölçüde giderilebilir? Şimdi biraz zihin beyin fırtınası yapalım. Türkiye'de ne yazık ki bu başkanlık sistemi çarpık, antidemokratik, denge denetlemeden yoksun başkanlık sistemi pekişti. Yani bu seçimde geri çevrilmesi için büyük bir fırsat vardı. Ama pekişiyor, pekişmeye başladı. Şimdi artık bir partinin genel başkanının kim olduğuyla o partinin cumhurbaşkanı adayının veya desteklediği ortak cumhurbaşkanı adayının kim olduğu farklı konular bunlar. Yani aynı kişi olmak zorunda değil. Parlamenter sistem mantığından artık bizim de yavaş yavaş tamam. Çıkmamız gerekiyor. Her parti genel başkanının doğal başbakan adayı olduğu bir düzlemden ziyade İmamoğlu veya Ahmet Mehmet Ayşe Fatma daha böyle sağ seçmeni merkeze hitap eden daha kucaklayıcı bir profilin ortak cumhurbaşkanı adayı olması. Ama CHP'nin başında da CHP'li gibi bir CHP'linin olması. İşte böyle danışmanları göreve almayan bir genel başkanın olması. DEVA'nın başında DEVA'lı gibi bir DEVA'lı. İYİ Parti'nin başında da İYİ Partili gibi bir İYİ Parti'nin olduğu bir sisteme doğru gidiyoruz. Dolayısıyla bu hani egosal çatışmaları belki bu durum kolay kalkmaz gibime geliyor. Son bir şey de yani bu seçim kazanılmayacaktı da hangi seçim kazanılacaktı? Cumhuriyet tarihinin en ağır, açık ara en ağır ekonomik krizinde gidildi bu seçime.
Yani 2023'tekini kazanamayacaksın da 2028'de ne olacak da bu seçmen hadi ben sana oy vereyim diyecek. Cumhuriyet tarihinin eline yüzüne bulaştırdığı en ağır doğal afetinden sona gidildi. Mafya liderlerinin çıkıp sosyal medyada milyonlarca kişiye ne tür kanunsuzluk, yolsuzluk, rüşvet, çökme iddialarında bulundu ve bunlara tek kelime cevap veremeyen bir iktidarla seçime gidildi. Yani daha ne olması lazım ki hani umutlanayım ben ya 2028'de muhalefet dik durur da güçlenirse şu olursa bu olursa seçimi kazanabilir diye. Ben bunlara yanıt bulamıyorum üstadım. Yeni bir muhalefet olması ortaya. Ben yadırgıyorum öyle bir yorumu. Daha yeni kurulmuş bir parti. Varlığını da Kemal Kılıçdaroğlu'na borçludur. 15 milletvekili. Onu da reddediyor ama. Yani evet. Neredeyse artık tamam, reddi miras gibi neredeyse. Yoksa şey olurdu. Emine Ülker Tarhan parti kurmuştu. Hatırlayın CHP'den ayrılıp falan. Yani öyle bir parti olabilirdi İyi Parti. Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde bugün Fatih Altaylı'yla konuşuyorsa konuşuyor. Meral Akşener. Ama galiba şöyle bir cümle oraya gidiyor sanki. Kimsenin ağzının kokusunu çekmeyeceğimiz. Ama kusura bakmasın yani. Sanki işte orayı kastediyor. Öyle diyor tabii. Demek ki parti içinde de çok tepkiler aldı ya. Yani kolay değil genel başkanlıkta böyle 5-6 topu yere düşürmeden havada tutabilmek. Parti içinde dengeleri şey yapmak gibi bilmiyorsunuz hangi amaçla söylüyor bunları. Ama ben tekrar iddia ediyorum ilk bölümde söylediğim gibi tek başlarına o altılı parti içinde tek başlarına girerlerse sadece CHP bazı illeri kazanır, diğerleri nal toplar o yerel seçimde. Hiçbir ili kazanamazlar. Belki şuna yönelebilir, hani 5 sağ partiyi bünyemde toplayayım diyebilir. Çünkü o da mana ifade etmez. Hiçbir şey ifade etmez. 0+0+0 Zaten olur. Bakın bu matematiği unutmayalım. Meclis seçimlerinde bu altılı masa %35 aldı. Eğer YSP'den destek gelmediği takdirde bir iki tane ili kazanmanın haricinde hiçbir şey olmazlar. Ki AKP milletvekilleri sokağa çıkamıyordu ekonomik krizden dolayı. Evet. Ne çarşı pazara girebiliyordu ne esnafın yanına girebiliyordu. Evet. Yani böylesine bir hezimet. Evet. Erdoğan'ın fotoğrafıyla oy topladılar işin aslında. Evet. Evet. Onun için yani bu konuyu daha çok tartışacağız ama şu an bugünkü durumda işte hemen hemen hepsi tek başımıza gireceğiz. Sizin verdiğiniz örnek çok güzel. 2007'de ben unutmuştum onu. Ben baraj altında kalmış küçük partiler içinde şey de vardı. Erkan Mumcu'nun ana vatanı da vardı. Zeki Sezer'in DSP'si de vardı. Hepsi baraj altında kalmışlar 2002'de. Ya dedim bir araya gelin. Siz bir önceki hükümetin koalisyon ortağıydınız. Biriniz sağın meclis dışındaki öncüsünüz, biriniz solun meclis dışındaki öncüsü. Bir el sıkışın da. İşte o zaman Tantan vardı, Yaşar Nuri vardı. Yaşar Okyar'ın bir partisi yaşadım, var. Oraya dinledim. Müdahale edildi yani. Ya, hayır yani 7-8 parti bir arada arıyor. Mehmet bir Ağar vardı. Bir tanesi diyor ki benim oyum adım %12 diyor. Benim baraj sorunum yok. Öbürü Anadolu'da gümbür gümbür geliyoruz çok diyor. Bir topladık %300 ediyor herkesin alacağı oyu topladığını. Bu bir AKP Büyük Birlik Partisi %30 olduğunu ileride. Öyle bir AKP bir LDP baraj altında kalıyor. Herkes gümbür gümbür geliyor. Sonra 0 çeyrek, 0-3, 0-2, 0-1 ama böyle bir şey. Şimdi bunlar da o dönemden geçiyorlar herhalde. Yaşam gidiyor mu ya? Ya bir şey söyleyeyim. Bakın laiklik talebi toplumdan falan gelmiyor. Hiç aldatmayın kendinizi. Laiklik talebi toplumdan gelse Türkiye'yi son 15 senedir laiklik karşıtı eylemlerin odağı olmaktan mahkum olmuş bir parti yönetemezdi. Cem Bey onu sizle girdiği ben söylüyoruz. Muhalefetten duyuyor musunuz? Söylesin ben ne yapayım yani muhalefet söylemiyor diye ben yani o söyleyeceğim tabii. Işte. Laiklik karşıtı eylem. Onun için toplumdan öyle hak, hukuk, adalet falan toplumu da iyi tanımak lazım.
Onun için diyorlar yani beyefendi daha aktivist bir etkili bir muhalefet. Ne abi? Kılıçdaroğlu ne yapıyor? Tweet atıyor abi benim. Bizim partideki liseliler de aynı tweet'i atıyor. Daha iyisini. Şimdi çıksanıza güçlendirilmiş parlamenter sistem diye mangalda kül bırakmadınız iki sene. Anayasa değişik. Bir parlamenter seçildi. Mahkum olmadığı halde hala hapiste. Gitsenize topluca Adalet Bakanlığı'nın önüne. Bir yargıç meslekten atıldı. YSK'ya dilekçe verdi diye. Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığı anayasaya aykırıdır dedi. HSK meslekten attı. Sahip çıksanıza o adama. Sahip çıksanıza milletvekiline. Gündemi belirlesenize. Altı parti, liderler, yöneticiler. Çıkıp gitsenize bir siyah çelenk bıraksanıza. Bir tane kanal karartıldı sudan nedenlerle. Bir gazeteci içeride gitsenize Rütü'nün önüne. Bir basın açık altınız birden. O bir el ele tutuşup poz vermeyi biliyordunuz. Yapmacık gülümsemelerle, Mercedeslerle birbirinizi karşılamayı, dakikalarca böyle tokalaşmayı falan. Şimdi el ele verip gitsenize, bir gündem yaratsanıza, bir algı yaratsanıza. Yok. Seçim bitti. Karşımıza çıktılar mı? Yani seçim bittikten sonra bir kere bir çıkmaları gerekmiyor. Bir kerecik. Altı liderin yani, değil mi? Çok büyük bir eleştiri. O süreci başlattılar. O süreç başarıyla bitse çıkacaklardı. Bitmese de çıkmaları lazım. Nasıl yaratılıyor an itibariyle CHP ile ilgili? Benim tecrübem küçük bir partideydi. Liberal Demokrat Parti. Adam gelirdi. Kongre yeni bitmiş. Kurullar belirlenmişti. Kimi MKYK'da, kimi başkanlık divanı. Adam diyor ki ben partide görev almak istiyorum. İşte bağış da yaparım, şudur budur. Ne yapalım? Danışman yapalım. Hemen bir böyle mi işliyor danışmanlık kadrosu? tabii öyle. Yoksa genel başkan bir şey danıştığı falan yoktu ama hani ona da bir titre verelim de iş çevresinde falan kartını göstersin. Ben de partinin Besim Tibuk zamanında falan. Onlar önemli şeydi o zamanlar. Ben yadırgamıyorum. Yani Kılıçdaroğlu'nun demin dedim ya sinekten yağ çıkarmak için her yola başvurması. Onun hedefe kilitlenmiş. Ne olursa olsun işte bir oyda, 10 oyda getirse ben buna istediğini vereyim. Benim yadırgadığım CHP'lilerin şunu kabul etmeleri. Cumhurbaşkanı adayını 2014'te kurullarına danışmadan belirleyen adamın danışmanını belirlemesine şaşmamak lazım. Ve ben Emin Bey'e şurada katılıyorum. Yanlışları doğrulardan çok daha fazladır. 3 kere tepside ikram etmiştir Erdoğan'a o koltuğu. Bu kadar net söylüyorum. 2013, 17, 25'ten çıkmış Erdoğan savunmada. Millete Fransızca öğretiyor o zaman. Montaj, sabotaj, dublaj bilmem ne derken ondan 6 ay sonra seçim dönemi başladı. 10 Ağustos 2014. Türkçe konuşamayan Ekmelettin İhsanoğlu, İslam Konferansı bilmem genel sekreteri, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı. Hadi ondan geçtik. 2015 Erdoğan'ın çoğunluğu kaybettiği seçim. Haziran. 45 gün süre var. Hükümetin kurulu. İstikşafi bilmem ne görüşmeler. 35 gün. Erdoğan dedi ki Davutoğlu sen bunu oyala. O da oyalandı. 35 gün. Efendim içeride demokrasi manifestosu yazıyoruz. Aynı hikaye. Davutoğlu'yla çıkıyorlar, poz veriyorlar falan filan. 36. gün girin Google'a bakın. Kılıçdaroğlu çıkıyor diyor ki içeride bize koalisyon teklif edilmedi. Sen niye etmedin? 35 gün ne konuştun abi? Pilav tarifi mi verdiniz birbirinize? Evet aynen. 2015'te bu kazık geldi. Programlarını karşılaştırdılar. Ya. Böyle saçmalık oldu. Geldi 2017 referandumu. Herkes diyor ki 2018 gecesi Muharrem İnce neredeydi? 16 Nisan 2017 gecesi Kılıçdaroğlu neredeydi? Kemal Bey neredeydi? Soran oldu mu? Gıkını çıkarmadı. Rejim değişti ya. Olağanüstü hal şartlarında. Ve bir şey daha söyleyeyim. O YSK anayasal suç işledi. Doğru. Anayasanın maddesi var. Kanun, o kanun yorumu açık değil. Doğru. Kanun yapıcı koymuş.
geçersizdir. Nokta. Mühürsüz pusulalar, zarflar geçersizdir. 2017 böyle geçti. Bir daha ikram etti. Geldik 2018'e. Abdullah Gül'ün peşinden koştu ya. Çatı adayımız olsun diye. Koşmadı mı? Ne alaka abi? Sen Türkiye'nin ana muhalefet partisinin başkanısın. Kendin bir aday, kendin niye aday olmuyorsun? Partili aday olmaz dedi. Şimdi partili aday. Şimdi yok. Partili aday ol. Her şeyi tutarsınız ya. 2023 bir daha tepside ikram edildi. Bu kanal dahil her yerde konuşuldu. Millet İttifakı'nın çatı adayı kim olacak? Lan bir gün çık da sor. Cumhur İttifakı'nın adayı kim olacak? Erdoğan sen olamıyorsun. Anayasa ortada. İki kere mazbat almışsın, üçüncüyü alamazsın. Cumhur İttifakı'nın adayı kim? Bir gündem değiştir ya. Ben bunu bir kere duymadım hocam. Onun için yani Erdoğan'ın sağ koludur Kılıçdaroğlu. Belki de ona diyordur ki sen otur, yerel seçim de geçsin, ondan sonra ne yaparsan yap. Geçiyorum, ekonomiye gelelim artık çünkü çok sıcak başlıklar var. Cem Toker, size döneyim. Şimdi net, somut bir program mıdır bu? Şimdi geçen seneki programın neredeyse tamamı tutmamışken bu kez tutar mı hedefler? 2023 hedefleri ne kadar tuttu? 10 sene önce başladı onu kuşlara yem olarak. Gül Aydemir'in bugün bir tweet'i var. Sadece yıllara girmek tutmuş geçen seneki programdan diye. O kadar. Sadece yıllar tutuyor değil mi? Onun için bu Pollyanna masalı seçmenine işte böyle niyet dediniz ya siz. Bunların hiçbiri olmayacak. Psikolojiktir derken aslında doğruyu söylüyor. Ekonomi psikolojiktir. Ama sorunlar, yaratılan ekonomik sorunlar psikolojik değildir. Kötü yönetimin neticesidir. Ekonomi psikolojiktir derken şunu vurgulamak istiyorum. Ekonomi beklentidir. Siz, ben, burada çalışan arkadaşlar, ya benim 6 ay sonra işim olacak, maaşıma da zam gelecek, işler iyi gidiyor, reklam gelirlerimiz iyi veya fabrikanın satışları iyi. Toplum geneline bu olumlu hava yayılırsa, beklentiler olumlu olursa, insanlar ailesiyle yemeğe gider, tatile gider, televizyonu yeniler, canlı bir ekonomi oluşur, para döner. Ama bunun tam tersi olursa, ya bu enflasyon aldı başını gidiyor, işte işsizliğe hiç değinmiyor kimse. İşsizlik ne hale gelecek? Yani onu da anlatırım şimdi. Ama bunun tam tersi olduğu zaman, ya bizi kapının önüne koyabilirler, işler bozuk, kar düşüyor, enflasyon yüksek, paramı harcamayayım, cebimde dursun dediğiniz anda üretim de durur, tüketim de durur, işsizlik de artar, durgunluk da artar, her şey durur. O açıdan psikolojiktir. Ama bizi o konuma, böyle düşünmeye ne iter? İşte Cumhuriyet tarihinin açık ara en kötü yönetimi iter. O da Erdoğan yönetimidir. Ben iddia ediyorum bak. Belki de dünyanın en kötü ekonomi yönetimidir. Gelmeden önce baktım buraya biliyor musunuz? Dünyada 193 ülke arasında biz en yüksek enflasyona sahip 7. ülkeyiz. Surinam da bizim altımızdaydı son açıklanan rakamla. Surinam denilen ülke neredeyse Latin Amerika'nın oralarda bir yerde üstümüze çıktı. Afrika kıtasında, bunu her yerde söylüyorum izleyiciler tam anlasın diye. O kadar kötü yönetildi ki ekonomimiz. Afrika kıtasında 54 tane bağımsız ülkenin Sudan ve Suriye dışında hepsinin enflasyonu Türkiye'den düşük. Ben gidip de İngiltere, Almanya, Amerika, Kanada falan demiyorum. Şeye bir bakın. Ermenistan'ın özür dilerim. Azerbaycan %12 yıllık enflasyon. Ondan sonra Irak 4,5. Ürdün 3. İsrail 3,5. Gürcistan 1. Ermenistan -1. Çift hane yok. İran 35. Suriye bizden yüksek. Şeye girmiyorum, Avrupa Birliği, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya'ya falan.
Yani biz, böyle bir şey yaşamamız için bizim neden yok? Bizim coğrafi konumumuz, fabrikalarımız duruyor, üretken nüfusumuz var, eğitimlisi var, iş gücüne sahibiz, emek gücüne sahibiz. Ha? Ama biz bu sefaleti niye yaşıyoruz ya? Biz Sahra Çölü'nün ortasında bir ülke miyiz ki gıda enflasyonunda dünyanın en yüksek enflasyonunu yaşayalım? Bu kadar kötü yönetilmiştir. Bilimle inatlaşılmıştır. Ekonomi bilimiyle inatlaşmıştır. Nasıl diyor ya? Şimdi psikolojik hani şeye göndereceğiz. Mehmet Şimşek gitsin. Londra'da, New York'ta merak etmeyin. Bizdeki şey enflasyon psikolojik. Ama psikolojik, sorun psikolojik diyen adamın bakan yaptığı adam ne demiştir? Avrupalılara demiştir bunu, gülünç. Bizdeki enflasyon kültürel demiştir. Enflasyonun köpüğünü aldık demiştir Nebati yabancılara. Ben girdim baktım, üç dilde araştırdım enflasyonun köpüğü diye. Bir terminoloji duyan bir ekonomist varsa söylesin bana. Yok böyle bir şey. Ha, Türk milleti buna müstehak mı? Fazlasıyla müstehak. Kendisine bunları yaşatan adama bir 5 sene daha açık çek vermiştir. Geçen ay bu sandalyeden bir şey söyledim, yine tekrar edeceğim. Demokrasinin temelinde, uygarlığın temelinde verdiğim verginin hesabını sormak vardır. 800 yıl önce, 808 sene önce 1215'te İngiltere çapulcu alayıken krala diyor ki hop, tek bildiğin savaş açıp vergi toplamak, bize de iki kelime söz hakkı ver. Demiyor mu? Magna Carta. Bugün gönderin muhabirinizi. Magna Carta nedir? Dondurma markası mı diye sorarlar. Bu kültür yok Türkiye'de. Çünkü verdiğimiz verginin farkında değiliz. Burada çalışanlar da farkında değil. Brüt maaşını bilmeyen adam verdiği verginin farkında değildir. Onun için de hesabını sormaz. Soramaz. Ben bunu bir kanalda bir milletvekiline sordum. O halkın vergilerini harcıyorlar, şey yapıyor, atıp tutuyor. Çok güzel konuşuyor dinlerseniz. Dedim sen brüt maaşın ne kadar senin milletvekili maaşın? Bilmiyorum dedi. O zaman bunu bilmiyorsan verdiğin verginin ne kadar vergi verdiğini bilmiyorsun. Şimdi yerel seçim yaklaşıyor. Festivali başlayacak. Kaldırım taşı sök, yenile. Başladı. Asfaltın üstüne asfaltı dök. Millet bunu farkında değil. Bir benzin alırken verdiği vergiyi farkında değil. Memurunu gönderip fahiş fiyat denetletiyor. Kravatlı herifler, simit satmamış hayatında. Ha, bu fahiş fiyat. Fahiş fiyatın tanımı yok yasalarda be. Koysana fahiş fiyat göstermek istiyorsan millete. Benzinin vergisiz fiyatıyla vergili fiyatını yan yana benzin istasyonlarında görelim bakalım kim fahiş fiyatı uyguluyor. Bunları yapmıyorlar. Böyle deprem vergisi nereye gitti dedik? Nereye gittiyse gitti dedi. Gerekli yerlere harcadık. Duble yollara gitti. Gerekli yerlere harcadık. Hesap verecek vaktimiz yok dedi ya. Dedi. Ha, bu adamı seçersen böyle kaz gibi yolunursun abi. Motorlu taşıtlar vergisini 2 kere de alır, 3 kere de alır. Demin ne dedik programın başında? Cumhuriyet tarihinde bu kadar denetimsiz bir yürütme erki daha olmadı. Hiç olmadı. Onun için resmi gazetede yayınlamıyorum. Der, yayınlamıyorum. Kim ne yapacak? İnanamadım yani. İnanamadım. Ha, kim ne yapacak? Anayasayı ihlal ettim der. Kim ne yapacak? Hiçbir şey. Kendisini yargılayacak anayasa mahkemesi üyelerini kendisi seçiyor. Siz yargılanacak olsanız diyebiliyor musunuz? Bir bu arkadaş bizim hakim beni bu adam yargılasın. Savcılarını da kendisi seçiyor. Meclis karar veriyor Yüce Divan'a gidecek olan Cumhurbaşkanı'nı. 400 oyla. 400 oyla. Onları da ben belirledim. Ne güzel dünya ya. Ama Türk milleti gitti. YSK'nın iddiasına göre konuşuyorum. Bu rejime evet dedi. Öyle bir rejime evet dedi ki Cumhurbaşkanı'na yazılı veya sözlü soru sorulamaz. Öyle mi? Binali Yıldırım söyledi bunu meclis başkanıyken. CHP'liler soru soruyorlar Cumhurbaşkanı'na. Ha, adam milletvekili, milletin vekili, millet adına soru soruyor. Asli görevini yapıyor. Seni denetlemek onun görevi.
kabineni denetlemek, bakanlarının performansını denetlemek hangi partiden olursa olsun milletvekillerinin görevi. Onun için yani son bir dakika, tünelin ucunda ışık mışık yok. Bu kafa değişmediği müddetçe yabancı yatırımcı, yabancı sermaye bu ülkeye haritada bile bakmaz. Bakmıyor da. Onun için gidiyorlar Araplara 3-5 atar mısın takas makas swap muvap diye. Onun için bu zihniyet değişmediği müddetçe, hukuk devleti gelmediği müddetçe, yargı bağımsızlığı, her şey bir adamın iki dudağının arasında olduğu müddetçe gelmeyecektir. Kamu ihale yasası 200 kere değişen bir ülkeye sermaye gelmez. Yolsuzluk rüşvet endeksinde Afrika ülkelerinin altına düşmüş ülkede, Avrupa birincisi ülke olan ülkede ülkeye sermaye gelmez. Mehmet Şimşek falan da kurtaramaz. Göreceksiniz. Bakalım takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum bütün konuklarıma değerlendirmeleri için. Biz hem ekonomi hem siyaseti uzun uzun konuştuk. Aziz hocam, aziz konuk manisada çok teşekkür ediyorum değerlendirmeler için. Burada noktalıyoruz biz. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.